Ben ablam ölecek diye çok korktum. Cihan, kimseye bir şey olmayacak. Sana söz veriyorum, kimseye bir şey olmayacak. Ömer'le bizim aramızda da bir şey yok. Yok, yok mu? Yok! Yok, yemin ediyorum yok. Sana yemin ediyorum bizim Ömer'le aramızda hiçbir şey yok. Asla da olmayacak. Ben sadece... Benim işimden başka hiçbir şey umurumda değil şu an. Bana inanman lazım Cihan. Cihan, bana inanman lazım. Tamam. Tamam. Gülürü. Bana inanman lazım. Ağlama. Gülürü, Cihan Gülürü'ye inanıyor. Sen de bana inanmazsan bak. Gülürü. Ağlama sen. Ağlama sen. Sen iyi ol. Ben çok ihmal ettim değil mi seni? Olsun. Olsun. Sen değişik kokuyorsun. Duygu bana hediye almış parfüm. Öyle güzel kokayım diye. Duygu sana parfüm mü aldı? Sevdin mi? Beğendin mi? Keşke birazcık daha vakit geçirebilseydik. Bugün senin için okula gittim, ona şükret. Yok, şükrediyorum. O ayrı bir konu da. Yani o zaman en azından yarın okuldan ben seni alayım. Yolda beraber vakit geçiririz. Tamam, okulun önünden değil, bugünkü aldığın yerden. Tamam. Ona bir daha dokunursan seni ben öldürürüm. Okan'ın kafana sok bunu. Ulan siz ne şerefsizsiniz be. Siz dünyada gördüğüm en adi insanlarsınız. Çiçek! Göreceksin. Göstereceğim sana. Ulan! Sen ne adi bir insanmışsın ya. Midesiz köpek. Adi olan sensin. Taner bana her şeyi anlattı. Koyuna girmek için atmadığın takla kalmamış senin. Sen de o adiye inandın. Öyle mi? Kızım biz aşk yaşadık. Aşk. Ama sen dur. Babam duysun Taner'le fingir dediğini de. Bak bakalım ne oluyor. Hadi git söyle. Hadi koş söyle babama. Bak o zaman ne oluyor sana. Yediğin hatları tek tek nasıl anlatıyorum babama gör o zaman. Yapamazsın. Yaparım. Beni Gülür ablamla karıştırma Yonca. Ben sana pabuç bırakmam. Gülşem Hanım. Gülru. Ne vardı Gülru'nun? Ben daha sonra gelirim. Yok yok, şimdi söyleyebilirsin.
Yok, gerçekten rahatsız etmeyeyim sizi. Gürru, lafı gevelemeden söyler misin lütfen? Gel. Ben Duygu'ya biraz dikkat etmenizi rica edecektim. Hangi konuda? Yani bu sadece bir his tabii. Ama Cihan'ı üzebileceğimden korkuyorum. Nasıl yani? Ben yarın sabah... Cevap verir misin lütfen? Yani... kısa sürede biraz fazla yakınlaştı Cihan'la. Ne oldu Gürru? Cihan için vazgeçilmez olamayacağından mı korkuyorsun? Bir tek seni sevsin. Hayattaki tek iletişim kurabildiği insan sen ol. Bunu mu istiyorsun onun için? Hayır, ben asla öyle... Gürru, Cihan'ı bu kadar önemsiyorsan... onun kabuğunu kırmasına izin vermelisin. Sevinmen lazım buna. Öyle değil mi? Tabii. Güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Görüyoruz. Nerede kaldı bu kız? Biriniz baksanıza şuna. Gelir babam. Sen başla. Gürru, hadi gel sofraya. Ya, ben aç değilim. Biraz başım da ağrıyor. İçeride uzanacağım. Bana tavır mı yapıyorsun sen? Yok babam, olur mu öyle şey? Gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi. İyi, tamam. Acıkınca yersin o zaman. Afiyet olsun. Sağ ol. Benim de biraz midem bulanıyor. Müsaadenizle. Abla, ben de okul çıkışında simit yemiştim. Afiyet olsun baba. Bu var ya bu. Ya böyle adi kardeş olamaz ya. Adi sensin, tamam mı? Ne oluyor size ya? Sıkıyorsa söylesene. Hadi. Söylerim, ne var? Abla, biz Taner'le çıkıyoruz. Ne? Ya utanmadan kapının önüne kadar beraber geldiler ya. Taner'in arabası da kurulmuş böyle. Çiçek, abla bak lütfen. Bak ne kavga kaldıracak durumdayım, ne izin alacak durumdayım. Ya biz birbirimizden hoşlanıyoruz ve çıkmaya başladık. Ya bu kadar basit. Bu kadar basit diyor ya. Çiçekciğim, gel bakayım yanıma. Bu doğru mu sence? Ha? O benimle yattı. Ablanla. Hamile kaldım ben ondan. Gülcü, ya böyle ahlaksızlık olur mu? Ablasının aşkıyla. Aşk mı? Güldürme beni. Sen sadece Taner'i kullanmaya kalktın. Para hırsından rezil ettin kendini. Ahlaksızlık aslında seni yaptın, tamam mı? Çiçek. Çiçek, otur şuraya. Bak. Ne olursa olsun Taner ablamızla birlikte oldu. Olacak iş değil yani bu. Abla, biz gerçekten çok güzel bir şey yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Gonca'nın bunu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Utanmadan söylediklerine bak ya. Yok, ben öldüreceğim seni ya. Seni Şişt, ne yapıyorsunuz? Hele bir daha dokun. Bak babama her şeyi anlatmıyor muyum? Çiçek, abla. Görüyorsun değil mi şunun yaptıklarını? Gülcü. Yonca, gerçekten benim derdim bana yetiyor ya. Ne haliniz varsa görün. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Şevket, kahvaltı hazır. Göğüslerimi mahvetti. Güzelliğin efendisine şok suçlama. Manken Seda Eğin'in silikonlarını yenileyen ünlü estetisyenden davacı olacağını açıkladı.